Enerji. Evet, enerji. Kabaca bir sistemin iş yapabilme becerisine enerji diyoruz. Bilimsel açıdan böyle değerlendiriyoruz. Ama biz bugün enerjiyi hem bilimsel hem de metafizik açıdan inceleyeceğiz. Okay. Ama ben böyle keskin bir ayrım yaptım ya, bilim ve metafizik şeklinde ayrım yaptımsa da aslında birbiriyle çok bağlantılı olduğunu bu programda umut ediyorum ki sizlere aktarabileceğim kendi bakış açımına. Şimdi bir sistemin iş yapabilme gücü olarak ifade ettik ya, bu bizim teknik bir terim, standart bir tanım. Bir sistem derken ben neyi kastediyorum peki? Sistem, atom sistemi, sistem, güneş sistemi, sistem, insan formu, insan bedeni, işte ekosistem, ekosistemi oluşturan işte hayvan sistemi, hayvan bedeni sistemi diye düşünebilirsin ve bunu çoğaltabilirsin. Nükleer enerji, kinetik enerji, statik enerji, bunların hepsi enerjinin türleri. O zaman şunu söyleyebiliriz, var olan her şeyin de enerjisi vardır. Bunu nasıl anlayabiliyoruz? Bilim insanları atomu parçaladıktan sonra atomdan çıkan bir gücün, nükleer gücün olduğunu fark etmiş. Doğru mu? O zaman onun da bir enerjisi var. Şimdi de atomun altına inmişler, kuarklara. Belki de daha da fazlasını inecekler, daha da farklı bir enerji türü bulacaklar. Ben de şunu söylüyorum ki, bizler zaten hepimiz bir enerjinin farklı formlardaki tezahürleriz veya form demek değil de yoğunluktaki halleriz desek çok daha doğru. O zaman şöyle cümlemizi kuralım. Her birimiz bir enerjinin farklı yoğunluktaki halleriz diye tanımlayabiliriz. Şimdi yoğunluk derken neyi kastediyorum? Enerjinin kendine has ölçülebilir bir yapısı var. Sabit enerjiler de var. Hareketli enerjiler de var. Yani kinetik enerji de var, statik enerji de var. Kinetik enerjinin ölçülebilmesi için kullanılan dünyasal hesaplamalar var. Ama sabit enerjiyi ölçmek de o kadar da kolay değil. Mesela güneşin enerjisini ölçebiliyorlar bilim insanları. Güneşin tabii ki radyoaktif enerjisi ölçülebiliyor veya güneşin sıcaklığı ölçülebiliyor. Bunların hepsi enerji türü. Dünyada da insanlar en çok ısı ve ışık kaynağı olarak, ışık kaynağı olarak güneşi kullanıyor. Jeolojik açıdan baktığımızda dünyanın da mesela kendine has bir enerjisi var. Bu enerji nedir? Dünyanın hareket edebilme, bir sistemden bahsettim ya, bir sistemin iş yapabilme kabiliyeti, gücüdür dedik. Şimdi dünyanın hareketlerine bakalım. Bir, dünya kıtasal olarak hareket ediyor mu? Yani kıtalar hareket ediyor. Çok uzun vadelerde değil, değil mi? Cüssesine göre aslında her hareket kendi potansiyeline göre devreye sokulur. Bunun dışında volkanik patlamalar yine sistemin, dünya sisteminin kendi içinde bir hareketi değil midir? Öyle mesela rüzgarlar veya işte atmosfer olayları. Bunlar hepsi dünyanın farklı hareketleridir. Evet, güneşin de etkisiyle olan bazı hareketler var, doğrudur. Ama bunların hepsi dünyanın kendi enerjisiyle alakalı. Bir de kendine has elektromanyetik alanı da var dünyanın etrafını kapsayan ve bu elektromanyetik alan sayesinde kutuplar oluşuyor biliyorsun ve manyetik kutuplar oluşuyor ve uzaydan gelecek radyasyonu engelleyici özellikleri var gibi. Yani bir enerji türü var. Enerjinin korunumu, enerjinin durgun olması, enerjinin işte eylemsizlik ilkesine göre sabit kalması gibi konular da var. Peki metafizikte bu konu nasıl? Ben bu konuyu şöyle anlatmaya çalışıyorum. Hepimizin partiküllerini ayırsak, en alt ince partiküllerini ayırsak, atom altı partiküllerini ayırsak, hepimizin zaten bir enerji halinde olduğunu görürüz. Ve o enerjilerin de birbiriyle bağlantılı, kesintisiz olduğunu görebiliriz. Çünkü hepimiz tek bir kaynaktan geliyoruz. O tek kaynak sürekli kendini yenileyen, kendinden devinen sonsuz enerji sahip bir potansiyel. İşte bazılarımız ona Allah diyor, bazılarımız Tanrı diyor. Sonuçta o yaratıcı potansiyelden kaynaklanan enerji halleriyiz. Farklı transformasyon fazlarında, farklı yoğunluklarda, farklı görünüşlerde sahibiz. Ve sadece bizim dünyamızda enerji kullanılmıyor tabii ki. Galaksinin de kendine ait enerjisi var. Güneş sisteminde kendine ait enerjisi var. Süpernovaların kendine göre enerjisi var. Değil mi? Bunların hepsi enerji türü olarak kabul edebiliriz. Varlığın
hangi varlık olursa olsun, ister insan, ister hayvan, ister yıldız, ister bitki, ister güneş, hiç fark etmez. Her biri kendine ait bir yaşamı sürdürebilmek için aslında bu enerjiyi kullanıyor. Kendi hayatiyetini devrede tutabilmek için. Enerjisi kaybolan yıldızlar bu sefer ne oluyor? Çöküşe geçiyor değil mi? Çöktüğü zaman da ortama kara delikler ortaya çıkıyor. Kara delikler ayrı bir konu, bence ayrıca işlemeliyiz. Demek ki enerjinin bitmesi dediğimiz şey, onun kendisine ait kullanabilecek enerji yolunun olmaması demek. Ama hiçbir zaman enerji yok olmuyordu diyorlar. Başka bir forma, başka bir hale dönüşmesi var. Mesela sıcağın sürekli soğuğa doğru akması gibi bir durum var. Hiçbir zaman bunu engelleyemiyorsunuz. Bu bir kural. Belli yasalar var. Yani bir enerjinin başka bir hale dönüşme ihtiyacı var. Bizler de tek bir kaynaktan olduğumuzu ve o kaynağın da kendi içerisinde bir enerjisi olduğunu ve bu enerjileri farklı katmanlardan aşağı doğru akıttığında bize kadar gelen bir tezahür olduğunu söylemiştik. Yani bizler kaba maddesel formlar kullanılan ama kendi içerisinde farklı bir enerji yoluna sahip olan potansiyeldeyiz. Yani bu madde de bir enerjiye sahiptir. Bunun üstündeki boyutlardaki bilinçler de, varlıklar da bir enerjiye sahiptir demeye çalışıyorum aslında. Peki bir şey soracağım. İnsan vücudundaki elektriği en iyi nerede görüyoruz? Kalpte mi, nöronlarda mı? İkisinde de. Ama asıl olayı kalpte görüyoruz. Çünkü o sürekli atan, pompalayan bir potansiyel ya. Yalnız bence direkt kalp demeliyim. Çünkü beyindeki hareketi pek fazla algılayamıyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz ne varsa bize bedensel enerji olarak kazanım oluyor. Evet. İnsanın günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı var. Bunun altında kaldığı zaman beyin fonksiyonlarımız ve bedensel fonksiyonlarımız duruyor. Bu bağlamda bize bu enerjiyi sağlayan şey ise kalp. Neden? Kanı pompalayan bir potansiyel. Doğru. O kan aracılığıyla kaslarımıza, işte organlarımıza kan akışı gerçekleşiyor. Temiz kan gidiyor. Onun içerisinde şeker de var, onun içerisinde işte protein de var, onun içerisinde karbonhidrat da var. Bunlar taşınan şeyler. O taşınma durumu olmazsa beyin de fonksiyon göstermekte eksik kalabilir. O yüzden bence kalp. Kalp. Ama düşünebilme yetisi veya duygulanma yetisi burada gerçekleşiyor. Evet. O yüzden hani görülen ve görülmeyen olarak ayırt ettiğimizde en baskını belki bu ama işlevi yapan bu. Peki bir şey daha soracaktım. Bizim enerjimiz neye dönüşüyor öldükten sonra? Hangi enerji mi? Bu çok güzel bir şey. Deniyor ki insan bedeni çürüdükten sonra o devam eder, her şeye dönüşebilir. Nedir o her şeye dönüşme? İşte toprağa dönüştükten sonra ağaç olabilirsin, odun olabilirsin, bitki olabilirsin, insanı yiyecek olabilirsin, hayvanı yiyecek olabilirsin ve sen artık onlarda yaşarsın. Bedenin enerjisi onlarda yaşar. Peki bedenin dışındaki enerji forma ne olur? Veya ruh diyoruz genel bağlamda, genel kavram bu. İki tane görüş var. Daha önce de sohbetlerimizde sıkça dile getirdim. Bir ruh göçü var. Başka formlarda kendini tekrar bedenlendirme konusu var. Bir de gidiyorsun, yok oluyorsun. Başka da bir şey olmuyor diye de görüş var. Yani. Ben hangisini tercih ediyorum? Kendi görüşüme göre. Ruh göçü. Ama ruh göçünden kastım insan bedenindeyken kalkıp da hayvan olmak değil. Şunu biraz daha bu konuda açsak mı bilmiyorum. Ruh göçü de dediğimiz şey hani başka bitki olmak, hayvan olmak insandan sonra şeklinde algılanıyor ya. Ben bunu şu şekilde algılamayı tercih ediyorum. Bizlerin her birinin kendine ait bir tanrısal özü var. Bağlı olduğu bir asil kaynak var. Ve o asil kaynakların bizim gibi birçok evladı bilinç potansiyeli var. Bu evladı bilinç potansiyellerinden bir tanesi benim, bir tanesi bu çiçek düşün. İkimiz de aynı asil kaynağa bağlıyız. Onunla ben arasındaki tek fark kullandığımız form. O da benim başka bir ben halim aslında. Ve onun yaşadığı şey benim olan yüksek benliğime tezahür ettiğinde ben yaşamış olurum.
bütünsel birlik kavramını sıkça vurgulamaya anladım. Çalışmak istediğim şey evet, bu. Anladım. Yani ben bunu kabul ediyorum. Yani yoksa ben bir hata yaptım. Bu hata kime biçiliyor? Bana değil. Benim bağlı olduğum tanrısal öze biçiliyor. Senin evladı Bilicim böyle bir hata yaptı. Bu hatanın telafisi için sen ne yapacaksın? Oh, güzelmiş. Ama işte aradaki fark ne biliyor musun? İnsan sanki cezayı hep kendisi ödediğini sanıyor. Eğer bir genel evrim aşamasındaysan böyle. O bir sonraki aşamada kendisine bağlı bir başka bir formda o varlığın kefaretini ödetebiliyor. Ama bunda ince bir ayrım var. Bazı bilinçler için bu söz konusu değil. Özel evrimsel aşamadaysan, yani tekamül seviyesinde başka bir seviyedeysen, o sana direkt bir sonraki hayatında insan olarak ödettiriliyor. İyiymiş. Evet. Yani bitki olman istenmiyor senin evrim abi, seviyenden yani, dolayı. Evrimde geri gitmen istenmiyor. Tekamül. Tekamül. Hem fiziksel tekamül hem de bilinçsel tekamül. Şart. Bu da enerjinin farklı kullanım alanı. Şimdi onu diyecektim zaten. Enerji o zaman değer kazanıyor mu? Evrimleştikçe mi? Evet. Tabii ki. Bizim şu an bahsettiğimiz tarzı enerji keşfedilmemiş. Keşfedilmemiş dediğim daha açığa çıkartılmamış bu madde boyutunda ve deneyimleme ihtiyaç duyulan bir potansiyel. Biz tarzı enerjileri devreye sokup yaratıma soktukça onu daha aktif hale getiriyoruz. Ve onu daha da güçlendiriyoruz aslında. Sonsuz bir akışın içerisindeyken tanrısal özel gelen enerjinin yaratımı ona güç ve kuvvet kazandırıyor. Kendinin tezahürünü, hakikatini tecelli ettirme imkanı veriyor. Peki. Çok güzel bir programdı. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Keyifle.